Valla demin bir şey konuştuk burada. Zonguldak neden sahipsiz kaldı diye. Eğer milletvekilleri gerçekten Zonguldak'a sahip çıkmış olsalardı Zonguldak bu noktada olmazdı. Olur. Tıp fakültesi, Millet Ecevit Üniversitesi'nin geldiği nokta bu olmazdı. Hastanede insanlar şu anda sahipsizlik nedeniyle doktor açığa devam ediyor. Zonguldak'ta insanlar Karabük'e gidiyor. Biliyor musun sevgili hasta? İzzet Baysal'a gidiyor. Bolu'ya. Düzce'ye gidiyor Güzel, hastaneye. aynen öyle. Duyuyorum buradan ya böyle Ereğli'den bilmem nereden şeye gidiyor, hastanelere gidiyorlar. Ama bu sorunları çözülmüş olsaydı özellikle tıp fakültesinin bunlar belki de yaşanamayabilirdi. Çok gamsızlar ya, değil mi Çok Enzo? Hep sünni gündemlerle bu uğraşıyorlar. insanla hani seçmene veriyorsun, insanlara veriyorsun sorumluluğu, söz şunu yapacağız, bunu yapıyor. Biliyorsun Ankara'ya. Ankara'da tabii her şey sıcak. Her şey sıcak, her şey rahat. Ankara'yla bir şeyde Zonguldak'ı göremiyoruz. Göremedikleri için de Zonguldak böyle devam ediyor. Evet. Hocam oradan baktığınızda, tünelin bu tarafından baktığınızda siyasi parti, teşkilat ve örgütleri nasıl görüyorsunuz? Yani Zonguldak'ta, yani özür dilerim hepsinden. Amacım onları kırmak, gönüllerini karamsarlaştırmak falan değil ama bazen ben de burada söylüyorum. Yani bir il başkanı, bir ilçe başkanı, onların konuşabilmeleri, bir konuda basın toplantıları düzenleyebilmeleri, halkın önünü açmak için bir girişimde bulunmaları noktasında daha ne olmalı diyorum. Yani bir ülkede, bir memlekette daha ne olmalı? Ya AK Parti il teşkilatı yok, ya sessiz. Yok. CHP sessiz, İYİ Parti sessiz. Yani bir, şimdi Yıldırım demişti bana geçen geldiğinde, Yıldırım Yılmaz kardeşim. Abi biz Zonguldak'tan baktığımızda Ereğli'den sadece Halil Bozkır'ı görüyoruz diyordu. Ben de burada Zonguldak'a baktığımda sadece Ömer Selim alanı görüyorum. Yani demek ki iki tane belediye başkanı olmasa, yani milleti konuşacağı yok diyorum Yok bazen. ya, aynen. Ya şimdi ben şöyle görüyorum. İktidar Partisi'nin yani şunu yapar, bunu yapar, eleştirmiyor. İktidar Partisi zaten olayın odağında olması gereken İktidar Partisi. Çözüm orada. Çözümün sahibi o. O işin malı sahibi o. Ama bunun dışında gelecekte iktidara tabi olan siyasi partilerin yöneticileri, milletvekili bir şey demiyorum. Yerel yönetim çok önemli. Elbette. Motordur. Yerel yönetim motordur getirir. Özellikle CHP'deki bu hantallığı, olaya hakim olmaması gerçekten bir dezavantaj bir görüyorum. Çünkü ilçelerde bakıyorum bu çok zayıf. Gerçekten zayıf yani. Şimdi geçen bir olay anlatayım. Gelmişken açmışken konuyu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeyit Torun Zonguldak'a geldi. Bizim etkinliğe katıldı. Biz her türlü koşturmayı, uğraştık, yaptık. Billboard'la mı yaptık, bilmem nesini yaptık. Her konuda şey yaptık. Ya bir il başkanı ya da ilçe başkanı demez mi arkadaşlar? Bizim genel başkanımız, genel başkan yardımcımız, genel başkanımız ikinci adamdır. Kılıçdaroğlu'nun temsilcisidir. Doğru. Yerel yönetimler de sorumlu bir yani. Budur yani. Evet. Ya bir sıkıntı var mı? Ne yapabiliriz diye sormayı bize sormadılar. Bırak sormayı. Ya yanında 5 kişi getiremeyen il başkanı olur mu? Yanında 2 kişi getiremeyen ilçe başkanı olur mu? Ya da hiç gelmeyen ilçe başkanı olur mu? Ama Zonguldak'ta yapı bu. Böyleydi. Görünce ben şaşırdım. Ama ben şunu diyorum. Yani bu yönetimlerden CHP bu yönetim yerel yönetimlerden CHP seçime girerse Zonguldak'ta Kütler miyiz hocam? ben umutsuzum. Benim umudum yok. Açık net söylüyorum. Hocam çok önemli bir eser. Çünkü yani ilçe yönetimleri motordur Tabii ya. ki. Çeker, mürekkebi çeker. Kadın kolları kavgalı. Bilmem ne de kavgalı. Öbür tarafta gasp etmiş. Kadın kollarını gasp etmiş. Gidiyor arkadaş ya. Şimdi ileri yönelik hala bunlar yapıyorlar ama herkesinde bir hesabı var. Milletvekili olabilir miyiz? Tabii ki. Kişisel hesap toplumsal hesabın önüne çıkarsa başarısızlık gelir onu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu alışık olduğumuz bir tablo hocam ya. Kişisel hedefler bazen örgütün ya da partinin genel ve bizim hedeflerinin önüne geçiyor Zonguldak'ta maalesef. Genelde şu an ben onu görüyorum. Şu Yani anda da o var değil mi? bu onu görüyorum.
Bu başarıyı da getirir. Bu benim korkum bu. Hocam o kapıyı açmışken diğer konulara geçmeden ya merak ettiğim için soruyorum. Beni affedin. Kimseye eleştirme kaygım yok. Normalde her gelen seyit torun. Ben bu ifadeyi bir canlı yayında da kullandım evvelsi gün. Gelen seyit torun. Yani Kılıçdaroğlu bir numarası, sevgili seyit torun iki. Tabii canım. Benim nazarımda dikkatim Yerel o. yönetimlerden Tabii sorumlu ki. genel başkanımızın. Şimdi aynen dediğiniz gibi ben orada ne bekliyordum biliyor musunuz? Ben iki personelimle beraber üç kişinin oraya geliyorum. Gençler de feyiz alsınlar diye. Ama bir bakıyorum ki yani tam takım belediye başkanlarım yok. Gelen belediye başkanların yanında getirdikleri iki üç Çaydemir kişi Belediye yok. Başkanı vardı. Evet, bir o vardı. Bir de Çatalca Belediye Başkanı Adnan Akgün Adnan vardı. Bey vardı, evet. Ben başkasını görmedim. İlçe başkanlığını görmedim mi? Gelmedi. Neyse hocam. Gelmediler Ya yani. maksadım Benim eleştirmek değil, ne olur yanlış anlamayın. Sizin az önce vurgulamak istediğinizi pekiştirmeye çalışıyorum. ona dedim zaten. Ben ona dedim yani. Bunlar eğer bu anlayışla CHP Zonguldak'ta seçime girirse bu seçimin sonu hüsran gibi olur. Vallahi ne kadar Ama yanlış. yönetimi Evet. ben zaten paylaştım Seyit Torun'la. Ben başkanla paylaştım. Bu yönetimleri taze kan ya da yeni bir Bir şeyler yapılması mı lazım yani? bu yönetimlerden başarı gelmez onu söyleyeyim.